Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tarih konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Orta Asya Türk Tarihi ve Orta Asya Türk Tarihine başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından Sosyal Akademim yazarak takip edebilirsiniz. Türk kelimesinin anlamı. Türk kelimesi çeşitli kaynaklarda çeşitli adlarla anılıyor ve çeşitli kişilere göre de farklı şekillerde anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Bunların başında Çin kaynaklarına göre Mifer sözcüğü olarak karşılık bulmuştur. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı anlamında kullanılmıştır ve Wembre'ye göre türemek olarak ifade edilmiştir. Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibi yani töresi olan anlamında kullanılmış bir kelimedir. Yine İbnül Fakih tarafından önemli görüyorum bu adamı. Terk edilmiş adam olarak Türk kelimesinin anlamı kullanılmıştır. Ünlü tarihçi Herodot tarafından ise deniz kıyısında oturan adam sıfatı yakıştırması yapılmıştır. Bu da Türk tarihi için yani Türk kelimesinin anlamı için önemli bir anlam ifade ediyor. Doğarfer'e göre ise devlete bağlı halk anlamında kullanılmıştır. Yani bu biraz daha Türk'ün kişisel özelliklerine yön veren bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Uygur metinlerinde ise güç, kuvvet ve kudret sahibi anlamında kullanılmıştır. Şimdi ünlü seyyah Marco Polo bu yapmış olduğu gezi sonrasında Anadolu'ya ne diyordu? Minor Türkiye ya da Küçük Türkiye, Orta Asya için ne diyordu? Büyük Türkiye ifadelerini kullanmış oluyordu. Türk kelimesinin anlamı ise ilk defa böyle Orhun kitabelerinde geçiyor Türk kelimesi. Daha sonra ise Bizans kaynaklarında, Çin kaynaklarında, Avrupa kaynaklarında yani Arap kaynaklarında da çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanılıyor. Bizim Türk tarihinde böyle baktığımız zaman Türk kökenin nereden geldiğine işte biraz kutsal metinleri de incelediğimizde nereye bize ilk yol olarak çıkıyor karşımıza? Nuh peygamberin torunlarından türemiş olduğunu işte Nuh tufanından sonra Türklerin atası olarak da kabul edilen Nuh'un oğlu Yafes soyundan olduğumuzu söylüyor bazı kaynaklarda. Tabii bunlar geçerli net bilgiler olmadığı için ve efsanevi karakterlere dayandığı için nedir? Geçerliliği yoktur. Şimdi gelelim Çin kaynaklarında ne dedik? Chu yıllıklarında geçiyor. Çin'in Chu adlı yıllıklarında Türk adının geçtiğini Mifer anlamında söyledik. Burada benim önemli gördüğüm şu Kaşgarlı Mahmut'a lütfen dikkat. İbnül Fakih'e de dikkat ederseniz bunlar çıkma ihtimali yüksek. Yani bunlardan soru gelebilir buradan. Geçelim ikinci bölümümüze. Türklerin ana yurdu. Türklerin ana yurdu Orta Asya bölgesi olarak biliniyor. İlk ana yurdu. Ve tarihi süreç içerisinde bu bölgenin sınırlandırılması lazım, değil mi? Batıda hangi bölgede? Hazar Denizi kıyılarında. Kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, Doğu Moğolistan yani doğuda Moğolistan sınır ve Çin'in doğusu yani Batı Türkistan ya da Doğu Türkistan dediğimiz bölge Orta Asya'nın sınırlarını çizen doğu sınırında bulunan yer. Güneyde ise Tibet Platosu ve Hindi Kuş Dağları yer almaktadır. Buna benzer bir soru bize 2014'te mi yani tam yılını bilmiyorum ama kesin olarak böyle bir soru soruldu bize coğrafi konumdan. Yine sorulma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü müfredatta değişiklik olduğu zaman coğrafi alanda mesela yeni Türk devletlerinin kurulması yerlerini kesin olarak daha detaylı olarak almaya başladılar. Bu da öyle düşünüyorum ki öyle tahmin ediyorum ki yine çıkma ihtimali yüksek. Hem harita üzerinden hem de buradaki bilgileri not ederek bakabilirsiniz. Şimdi gelelim Orta Asya'nın en eski kültür merkezlerine. Bu kültür merkezlerini böyle detaylıca bahsetmedim ama sosyal bilgiler öğretmenliği için ve sınavlarda çıkabilecek alan sınavlarında veyahut da ÖSYM'nin diğer sınavlarında nokta atışı böyle tek tip özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ilk kültürümüz burada Anav kültürü. Orta Asya'nın en eski kültürü olarak karşımıza çıkıyor. Yerleşik yaşam, yerleşik hayat bu kültürde görülmüştür. Ve Anav kültürünün en önemli özelliği nedir?
Atın ilk defa kullanılmış olduğu kültürdür. At ilk defa burada kullanıldı. Atın kullanılmış olduğu kültürdür. Milattan önce 4500 ile 1000'li yıllar arasında yaşanmıştır. Bugünkü Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat yakınlarında yer alıyor bu bölge. Diğer baktığımız zaman tarım ürünlerine işte keçi, sığır, hayvan gibi türlerin de beslendiği bir hayat tarzı görülüyor. Çünkü yerleşik hayat, yerleşik yaşam kültürü oluşmuş. Bir diğer önemli kültür ise Afanasyova kültürü. Milattan önce 3000 ile milattan önce yine 1700 yılları arasında yaşamıştır. Türklerin en eski kültürü olarak da bilinir. Taş, kemik ve bakırdan yapılmış eşyalar bu kültür merkezinde oldukça sık rastlanır. Ve avcı ve savaşçı bir toplum yaşantısı görülür bu merkezde. Yine bakırdan eşyalar, okuçları, kutsal hayvanlar dediğimiz Türkler için koyun, at, işte kartal motifinin oldukça yaygın olarak kullanıldığı bir kültür merkezi. Bir diğer önemli kültür merkezi ise Andronova kültür merkezidir. Bu da yine milattan önce 1700 ile 1200'lü yıllar arasında çok kısa bir süre olarak da değerlendirilebilir. Ama yayılma alanı en geniş kültür merkezidir. Tunçtan ve altından yapılmış eşyalar ilk defa bu kültür bölgesinde görülmüştür. Bu kültürün en ayırt edici özelliği ise en geniş coğrafyaya yayılmış kültür merkezidir ve araştırma sahası oldukça geniştir, zordur bir o kadar da. Yine burada ilk defa tunçtan eşyalar dedik, at ve binek hayvanı yük hayvanı olarak kullanılmıştır bu kültür merkezinde. Bir diğer önemli kültür merkezimiz ise Karasük kültür merkezidir. Karasük kültür merkezi ise Yenisey Irmağı kenarında yer alan yani kollarından biri olan Karasük Nehri civarında yapılmıştır. Bu kültür merkezinin en ayırt edici özelliği ise demir madeninin ilk defa bu kültürde işlenmiştir. Dört tekerlekli arabalar ve çadır da yine bu kültür merkezinde kullanılan önemli belli başlı ürünler olarak karşımıza ya da materyaller olarak karşımıza çıkıyor. Hayvancılık yapılmış at, koyun, deve vesaire sığır beslemeleri yapılmış. Yani genel manada hepsinde hayvancılık faaliyeti var. Bir diğer önemli kültür merkezimiz ise Tagar Kültür Merkezi'dir. Orta Asya'nın en genç ve en gelişmiş olan kültür merkezidir. Yani günümüze en yakın kültür merkezi olarak da nitelendirebiliriz. Bunu çok geniş bir alana yine yayılmıştır. Ayrıca yaptıkları kabartma hayvanları motifleriyle Orta Asya hayvan figürüne yani insanların sanatsal faaliyetlerine temel teşkil etmiş kültür merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir başka kültür merkezimiz var. O da nedir? Buraya not almadım ama Kelteminar kültürü çok önemli değildir. Milattan önce 3000'li yıllarda yaşanmıştır. Balıkçılık ve hayvancılık temel geçim kaynağı olarak görülüyor ve yerleşik bir yaşam tarzı görülmüştür. Gelelim İskitlere. Bu biliyorsunuz ki Türk tarihinde ilk topluluk olarak geçiyor. Orta Asya ve Karadeniz'in kuzeyinde Türk kökenli bir uygarlık olarak kurulmuştur. Bu hükümdarlığın yani İskitlerin en önemli hükümdarı kimdir? Alper Tunga'dır. Yunan kaynaklarında ise Modova adıyla bilinir. Savaşçı bir topluluk olan İskitler Medlerle birleşerek kimi yıkmışlardır? Urartuları yıkmışlardır. Bakın bunlar demek ki çağdaş devletler. Urartular, Medler, İskitler, işte Frigler gibi devletler aynı çağda, aynı sürede yaşamış topluluklar olarak karşımıza çıkıyor. İskit-Pers savaşları, İskitlerin Alper Tunga, İranlıların Şahname destanlarına konu olmuştur. Hangi savaş? İskitler ile Persler arasında yapılan savaşlar. Alper Tunga destanı ve Şahname destanına konu olmuştur. Konar göçer bir şekilde yaşayan İskitlerin evleri çadır şeklinde arabalardan oluşmaktaydı. Yani demek ki hızlı bir şekilde coğrafya alanında hareket edebiliyorlar ve kendilerine de ev kültürü içinde bulabiliyorlar. Ev kültürüne sahipler. Altın ve gümüş işçiliği usta olan İskitlere ne sıfatlaması yani ne sıfatı yakıştırıyoruz? Bozkır'ın kuyumcuları olarak da biliniyoruz. Bakın bu da ayırt edici bir bilgi İskitler için. Yine Kazakistan'da Eşik Kurganı'nda bulunan altın elbiseli adam bunun çeşitli kaynaklarda
Avrupa Hunlarına şey pardon Asya Hunlarına ait olduğu da söyleniyor. İskitlere de ait olduğu söyleniyor. Ama benim baktığım kaynaklarda yani map kitaplarında iki yerde de alıyor. Yani ben ama bunun sorulacağını çok düşünmüyorum ama sorulursa da böyle İskitlere mi aittir yoksa Asya Hunlarına mı aittir diye sorulmaz. Sadece belki özellikleri verilir. Hangisidir diye sorulabilir. Direkt şey olarak sormazlar diye düşünüyorum. Altın elbiseli adam İskitlere ait diyebilir miyiz tam anlamıyla? Yani biraz şeyim burada. Yani bugün bu seneki şey sorusu gibi işte piramit sorusu gibi muallaktayım. Herkes istediğini diyebilir ama ben İskitler'de almayı uygun gördüm. Sanatta hayvan üslubu dediğimiz usulü kullanmışlardır. Bu hayvan üslubu Türklerin sanatsal yapısına sirayet etmiştir. Çünkü Türkler konar göçer, göçebe bir yaşam tarzına ait hissettikleri için Uygurlardan sonra işte bu hayvan üslubunu yine kullanmaya devam ediyorlar ama yerine mimari eserlerde aldıkları için başka Mani dininin etkisiyle Uygurlar değil mi? Bu kültürü biraz daha değiştiriyorlar. Ama Türklerin genel olarak sanatta kullanmış olduğu üslubun ismi hayvan üslubudur. Gök Tanrı dinine inanmışlardır ve ölüleri mumyalamışlardır ve ölülerini arkadaşlar bunlar belli bir şeyden sonra yiyen kavi şeyleri de var. Yani İskitlerin birçoğu 65 yaş üstündeki eğer savaşta ölmüyorsa onları kendileri öldürüp bir kısmını yiyip gerisini gömüyorlar diyebilir. Yani yakıyorlar, mumyalıyorlar diyebiliyorum. Ölülerini yer yer yakıyorlar. Bu İskitler böyle tam böyle bizim Türk geleneklerine eski Türk yani Türk şeyi ortaya çıktığı zaman belki de böyleydi bilemiyoruz ama bunlar da yakma geleneği söz konusu. 65 yaş üstündeki savaşta böyle varlık gösteremeyecek yahut da beslenme imkanı zor olacak kişileri ne yapıyorlar? Kendileri öldürüyorlar. Bir diğeri İskitler'de kadınların da savaştığı Savaşçı Kadınlar Birliği'ne Amazonlar adı verilir. Bu kadınlar da savaşlarda hızlı hareket edebilmek amacıyla atları kullanmışlardır. Göğüslerinin bir kısmını kesmişlerdir. Hızlı ok atabilmek için. Burada bizim dikkat edeceğimiz Alpertunga, Moldova hangi kaynaklarda geçiyor? Yunan kaynaklarında yine Efrasiyap olarak da söz ediliyor. İskitler önemli arkadaşlar. Geçelim başka bir devletimize. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan hangi devlet? Asya Hun Devleti'dir ve ilk teşkilatlanma yapısına sahiptir. Devletin merkezi Türklerin toprak ana olarak nitelendirdiği Ötüken merkezlidir. Asya Hun Devleti'nin Teoman Han kurmuştur. Ama bilinen bizim yani bizim tarafımızdan bilinen kişisi Teoman'dır. Daha önceleri vardır tabii ki ama kaynaklara baktığımız zaman Tuman veyahut da Teoman olarak geçmektedir bu kişi. Metehan tüm bir Türkleri ilk kez bir bayrak altında toplayan kişidir. Metehan kime isyan ediyor? Babasına karşı isyan ederek Yüeçilerin baskısı altından kurtarıyor kendisini. Sonra geliyor babasına isyan ediyor ve daha sonra da Yüeçilere son veriyor. Metehan'ın esir düştüğü boyda bilin Yüeçiler. Babası onu Yüeçilere esir olarak gönderiyor. Gelelim. Devletin en parlak dönemini yaşatan Metehan, Kiyok ve Çüçin gibi hükümdar dönemlerinde yaşamıştır. Metehan kendilerine toprak talep eden Tuhunlara yani Tunhullara arkadaşlar toprak milletindir onu kimseye vermem diyerek ilk kez vatan bilincini ortaya koymuştur. Tuhunlar Metehan'ı biraz baskı altında tutmak istiyorlar. İlk önce işte vergi istiyorlar, sonra buğday istiyorlar, sonra hayvanlarını istiyorlar, sonra atını istiyorlar, sonra karısını istiyorlar ve en sonunda toprağı istiyorlar ve toprağı vermem diyerek arkadaşlar Metehan bu toprak bilincini ortaya koyarak milliyetçi bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Atlı göçebe yaşam tarzı olarak da bilinen nomad kültürü Türklerin kültürüne verilen isimdir. Atlı göçebe yaşam tarzına, o hayat stiline verilen isimdir. Nomad kültürü. Bu da ayırt edici bir bilgidir. Oğuz Kağan Destanı'nda bahsedilen kişinin Metehan olduğu tahmin ediliyor. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bunlar tabii ki efsanevi karakterlerdir. Bizim için
Yani çok böyle net bilgi değildir. Geçelim Asya Hun'un diğer özelliklerine. Çinlilerle ilk antlaşma imzalamışlardır. Bu antlaşmanın adı Kuzey Şansi Antlaşması'dır. Ayrıca Paiteng Savaşı'yla Çin'i vergiye bağlamıştır. Bu kim döneminde oluyor? Meta Han döneminde oluyor sanıyorsam. Yok. Evet. Şimdi burada Paiteng Antlaşması, Paiteng Savaşı'nı bilelim. Çin'i vergiye bağladığımız savaş, Kuzey Şansi Antlaşması ile ilk defa Türk tarihinde yapılan ilk antlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Çinliler Asya Hun Devleti'nden korunmak amacıyla neyi yapıyorlar? Çin Seddi'ni yapıyorlar. Kimin döneminde? Teoman döneminde yapılmıştır. Meta Han ilk kez orduda onluk sistemi getirmiştir. Bu daha sonraki Türk devletlerini hem ordu teşkilatlanması bakımından hem de kültürel anlamda etkileyecektir. Milattan önce 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihçisi tarihi olarak kabul edilir. Bunu biz böyle yapalım diye, yani bu tarihi kabul edelim diyen kişi ise Hüseyin Nihal Atsız'dır. Hüseyin Nihal Atsız bunu teklif etmiştir ve kabul ettirmiştir Türkiye Cumhuriyeti'ne. Diğer bir şey, ilk kez ikili teşkilat Asya Hun Devleti'nde uygulandı. Şimdi tüm Türk devletlerinin genel karakteristik özelliği ise ikili teşkilatlanmadır. Yani hemen hemen hepsinde ikili teşkilatlanma vardır. Çünkü devlet hanedanın ortak malı olarak görülüyor. Buna bağlı olarak da ikili teşkilat Doğu ve Batı şeklinde uygulanıyor. Doğu'da hükümdarın ana hükümdar dediğimiz kişi oturuyor. Batı'da ise Yabgu adı verilen komutan oturuyor. Huanye Çin hakimiyetine girmek isteyen kişi Meta Han öldükten sonra Çiçi ise ona karşı çıkan kişidir. Çiçi ilk Türk milliyetçisi olarak nitelendiriliyor da bazı kaynaklarda, ya bu da net değil çünkü Meta Han'ın da toprak vermemesi milliyetçi bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Şunu bilmekte fayda var. Hohenye Çin hakimiyetine girmek isteyen Asya Hun İmparatoru, ona karşı çıkan kardeşi Çiçi ise milliyetçi duygularla isyan eden ve Asya Hunları ikiye bölünmesine sebep olan kişidir. Kuzey Hindistan'da ise Akun Devleti'ni kurmuşlardır Asya Hunluların bir kısmı da. Urfa Başpiskoposu Efraim bunlar için ne diyor? Bunlar Yecüc ve Mecüc kavmidir. Atlarının üzerinde fırtınalar gibi giderler. Geriye dönüp ok atarlar. Bunun hatta resimleri de var böyle çizilmiş. Önemlidir. Baktığımız zaman da bu sözde çıkma ihtimali belki bizde olmasa bile tarih öğretmenliğinde yüksektir. Yani Yecüc Mecüc kavmi diyen Urfa Başpiskoposu Efraim bu sıfatlamayı yapmıştı. Şimdi Asya Hun Devleti bazı çeşitli sebeplerden dolayı ikiye ayrıldı. Çin baskısı, işte kendi aralarındaki mücadeleler, toprakların verimsizleşmesi, işte havaların soğuması gibi olaylar. Sonra ne oldu? Türkler bulunduğu bölgelerden başka diyarlara doğru göç etmeye başladı. Orta Asya'dan kopup gelen Hun Türklerini 374 yılında kimin öncülüğünde? Balamir komutasında bölgeye giderek Ostrogotları 375 yılında Vizigotların devletlerini yıkması bu Germen kavimlerinin batıya göç etmelerine sebep olmuştu. Bu harekete verilen isim kavimler göçü olarak karşımıza çıkıyor. İspanya'da kurulan, İspanya'ya kadar ulaşan en büyük bu büyük göç tarihine birinci kavimler göçü olarak adlandırıyoruz. İkinci kavimler göçü olarak vurgulanan olay ise 5. yüzyılın başlarında Ulduz, yani Yıldız komutasındaki Hun kuvvetlerinin Vandalların bir bölümü ile Vizigotları İtalya'ya göç etmelerine sebep olmalarına neden olan akın ikinci kavimler göçü olarak karşımıza çıkıyor. Kavimler göçü ÖSYM tarafından çok sevilen bir soru potansiyelidir. Çünkü buradan bir sürü soru gelebilir. Ama kavimler göçü dediğimiz gibi birçok medeniyeti yerinden etti ve Orta Asya'dan kalkan Türklerin Avrupa işlerine yayılmasını ve Avrupa'daki Türklerin varlık alanının artmasına, Avrupa kültürünün Türk kültürüyle tanınmasına sebep oldu. Kavimler göçünün sonuçlarına şöyle detaylıca bakalım. Bir kere kavimler göçü günümüz Avrupa'sının etnik yapısının oluşmasında büyük rol oynadı. İspanya'ya göç eden Vandal
Alan, Süep ve Vizigot toplulukları kimi kurdu? İspanya'nın yerel halkı ile karışarak bugünkü İspanyolların ilk ataları olmuşlardır. Aynı şekilde Angıllar ve Saksonlar Britanya yani İngiltere adasını işgal ederek orada kendilerine ait bir halk oluştular ve İngilizlerin atalarını oluşturmuş oldular. Daha sonra Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı değil mi kavimler göçü sonucunda? Doğu ve Batı Roma olmak üzere. Batı Roma İmparatorluğu Cermen kavimlerinin isyanı sonucunda ortadan kalkmıştı. Doğu Roma İmparatorluğu ise Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1453 yılında son verilmişti. Bu da kavimler göçü neticesinde olan olayların başında yer alıyor. İlk çağın sonuna orta çağın başlangıcı olarak ilk çağın sonu orta çağın başlangıcı olarak kabul edilmiş. Yani çağ açıp çağ kapatan bir olaydır. Çağ açıp çağ kapatma her millete göre değişebilir ama ilk çağın sonu orta çağın başlangıcı kesinlikle her devlet tarafından kavimler göçü olarak kabul edilmiştir. Avrupa'da bitmek bilmeyen savaşlar ve yağmalar sebebiyle ne olmuş? Feodalite rejimi ortaya çıkmış oldu. Feodalite rejimi neydi? Toprağa bağlı derebeylik sistemine verilen isimdi. Hristiyanlık dini barbar kavimlerin arasında yayılmış oldu. Skolastik düşünce dolayısıyla kilise etkisini arttırdı ve papalık makamı güç kazandı. Şövalyelik kurumu ortaya çıkmış oldu ve şövalyeler hem kendi adlarına hem de Türklere karşı üstünlük mücadelesi içerisine girmiş oldular. Türkler Avrupa'ya yerleşerek burada devletler kurmayı başladı ve bu devletlerin en önemlisi olan devlet hangisiydi? Tabii ki Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti'dir. Şimdi buna bakacağız ama kavimler göçüyle ilgili böyle ayırt edici başka bir şey var mı? İşte skolastik felsefe dedik, onları anlattık. Şövalyelik kurumu, skolastik düşünce ve şimdi gelelim Avrupa Hun İmparatorluğu'na. Avrupa Hun Devleti yine kim tarafından kuruluyor? Balamir öncülüğünde Macaristan'ın Etzelburg şehrinde kuruluyor. Etzelburg denmesinin sebebi ise Atilla'nın adından dolayı veriliyor. Avrupa Hun Devleti'nin başkenti. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Hun Devleti Anadolu'ya ilk akınları Avrupa Hunlar tarafından yapılmıştır. Ulduz zamanında Türkler ilk defa Anadolu'ya ayak bastı. Bakın ama bu Anadolu'ya ayak bastıkları yer olarak nitelendireceğimiz yer neresi? Edirne civarları da diyorlar bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklarda Boğaz'ı geçtiği de söyleniyor. Ama net olarak bir şey yok. Ama Anadolu'ya ayak basmışlar. Bizans'ı vergiye bağladılar. Hatta Ulduz zamanında Avrupa Hun İmparatorluğu'nun dış politikası belirlendi. Bu da Ulduz zamanının en önemli özelliklerinden birisi. Bir, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun dış politikasını belirleyen Ulduz. Ulduz zamanında Anadolu'ya akınlar başladı ve ilk kez Anadolu'ya ayak basıldı. Burada çıkan bir isyan var. Akatir isyanı. Akatir isyanı güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim diyerek Ulduz bu sözü söylemiş olduğu bu isyan sonucunda Akatir isyanı Romalılar zamanında Romalılar tarafından çıkarıldı Avrupa Hun İmparatorluğu'na. O da Doğu Roma İmparatorluğu'na bu sözü söyleyerek isyanı gerçekleştirmiş. İsyan bastırmış oldu. Bu isyanın ismi neydi? Akatir isyanı Ulduz zamanında ortaya çıkmıştır. En güçlü olduğu dönem Atilla zamanıdır. 1. ve 2. Balkan seferlerini düzenlemiştir Atilla. Bizans'ı Margos ve Anatolius antlaşmaları ile ağır vergiye bağlayarak Bizans'ı dize getirmiş ve daha sonra Atilla Batı Roma üzerine yönelmiştir. Yani Bizans dediği Doğu Roma arkadaşlar. Galya seferleri ve Batı Roma ordusuyla 451'de Katalonya ya da Katalon Savaşı'nı yaparak her iki tarafa kesin olarak sonuç alamadı. Bu savaş sonrasında bir anlaşma da gerçekleşmedi. Fakat Galya seferini kim yapıyor? Atilla tarafından gerçekleştiriliyor. İtalya seferi bir yıl sonra 452'de Atilla'nın ikinci seferine çıktı. Bu defa Roma ordusu Atilla'nın karşısına çıkma cesareti edemedi. Romalılar Papa'yı, Atilla'yı elçi olarak gönderdiler. Papa ile görüşen Atilla ne yaptı? Roma'ya girmekten vazgeçti ve oradan geri dönmüş oldu. Peki bu
Papa kimdi? Yani Atilla'ya karşı gelen, onu yalvaran kişi kimdi? Birinci Leo adındaki papaydı arkadaşlar. Bu da önemli bir ayırt edici bilgi. Atilla'yı ziyaret eden diyor Roma tarihçisi Priscus, demektedir ki o tüm dünyanın ondan ürkmesi için doğmuş ve tüm kavimleri sarsmış. Herkes onun hakkında duyacağı vahşet verici bir haberi kendisine ulaşacağı korkusuyla yaşamıştır. Halen daha Avrupa'da biz nasıl çocuklarımıza öcü geliyor diyorsak, onlar da Atilla geliyor diyorlar. Şimdi Galya seferinden bahsettik. Batı Roma İmparatorluğu kimin kızını alıyordu Atilla? Honorio'yu kendisine eş olarak istiyordu. Honorio reddediyordu tabii ki Atilla'yı. Atilla da bunun için kahroluyordu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve böylelikle Avrupa Hun İmparatorluğu'na baktığımız zaman ayırt edici bilgi, yani sınavda çıkma ihtimali yüksek olan başka bir alan görmüyorum. Şu Margus ve Anatolius antlaşmalarına lütfen dikkat edelim. Bir de Avrupa Hun İmparatorluğu'nun dış politikası kim zamanında belirlendi? Akater İsyanı kim zamanında çıktı? Olduğu zamanında bunları bilelim. Ve bir de şöyle kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Avrupa'da ve Asya'da kurulan Türk devletlerinden bahsetmek istiyorum. İki tarafta da kurulan Türk devletleri hangileri? Mesela hem Avrupa'da hem de Orta Asya'da kuran devletler. Avrupa Hunlular, yani Hunlar 1, Avarlar 2, Bulgarlar, Macarlar, Kıpçaklar, Hazarlar, Oğuzlar, Peçenekler Avrupa'da kurulan Türk devletleri. Yine Asya'da kurulan Türk devletleri ise Göktürkler, Kutluklar, yani ikinci Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Türk İşler, Akhunlar, Sabarlar, Kimekler, Tavgaçlar ve Başkurtlardı. Bunların içerisinde sadece devlet kuramayan iki Türk boyu var. Birincisi Oğuzlar, ikincisi Peçeneklerdir. Orta Asya'da Oğuzlar bir devlet kurmuştur. Oğuz Yabgu ya da 9 Oğuz Devleti'ni, ama tam manasıyla daha sonra gerçekleşeceği için Peçenekler, ama bir devlet kurmayı başaramayan Türk topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soru da zaten 2018 yılında sanırsam alan sınavında çıktı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde Göktürkler konusuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.